Antalya Tarcanlar Şubesi'nden herkese merhabalar. Sizlere en iyi hizmeti verebilmek için eğitimlerimize en sık şekilde devam ediyoruz. Bugünkü aracımız 2013 model Ford Fiesta. Araç sahibi daha öncesi sorgulamalarında araç renginin beyaz gelmesinden şüphe duyarak aracını bizlere getirmiş. Bizler de yaptığımız sorgulamalar doğrultusunda araç beyni üzerindeki şase numarasını ruhsattaki şase numarası ile birbirini doğrulamadığını fark ettik. Bunun üzerine aracın kasası üzerinde yazan şase numaralarına yöneldik. Ön camda yazan şase numarası ruhsattaki ile birebir aynı, herhangi hiçbir problem olmadığını doğruluyordu. Fakat ön cam daha öncesinde değiştiği için bu bizde bir şüphe uyandırdı ve şase numarasının da değişebileceğini düşünerek araç üzerinde yazan ikinci şase numarasına yöneldik. Yani bu kasanın üzerine basılmış bir şase numarası, oynanması zor bir şase numarası. Ve buraya yönlendiğimizde, baktığımızda siz de videodan görüyorsunuz ki aracın şase numarası daha sonradan buraya basılmış. Burada bir işlem var. Tabii biz sadece bununla da kalmayıp aracın ruhsat üzerindeki şase numarasının detay sorgularını yaptığımızda araç 1.6 benzinli otomatik vites bir araca ait şase numarasının bu araca basıldığını net bir şekilde gördük. Zaten araç bilgilerini beyindeki şase numarasının doğruladığını fark ederek tramer sorgularına yöneldiğimizde ise mavi aracın 35 milyar gibi bir ağır hasar kaydı varken kilometre verileri beyinle birbirini doğrular nitelikte, tramer kaydında da hiçbir problem yoktu. Beyaz araca geçtiğimizde ise 2937 lira bir hasar kaydı var. Fakat kilometre kontrollerine geçtiğimizde verilerdeki kilometrenin daha önceden düşürüldüğünü ve beyindeki orijinal kilometreyle birbirlerini doğrulamadığını gördük. Yani tüm veriler aracın çenç olduğunu gösteriyordu. Bu araç daha önceden ekspertize girmiş fakat bu durum fark edilememiş. Biz araç sahibine gerekli tüm bilgiyi verdik. Araç sahibi emniyeti arayarak aracının çenç olduğunu bildirdi ve gerekenin yapılmasını istedi. Sizler de araç alırken güvenilir ekspertiz firmalarını tercih ederseniz bu durumla karşılaşmazsınız. Herkese iyi günler.